Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve Kasa'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. ya bölüm sayısını unuttum. Ve şu dörtleme yüzünden en kısa sürede Caba'yı kuracağım. Neyse. Evi tamamladım şu tepedeki e, Quartz Glass ve ışıklandırmak için Vibrant Quartz Glass kullanıyorum. Ne olduklarını soracak olursanız Quartz Glass şu şekilde yapılıyor. Sertus Quartz ya da Nether Quartz Dust ve Glass'la. Uh, Vibrant Quartz Glass'ta Glowstone ve bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi evimin çoğunu taşıdım. Balta gel. Dur sen git. Balta gel. Sen git. Çelikten balta yaptım. Çelikten pickaxe yaptım. Bunlar Greg Tech. Kinkiler. Iron Road'la yapılıyor. Factoriz e, factorization demiş. E, ee, dur, Touch bu. Ha, yeni pickaxe'im <laughs> Artık her iş için bir pickaxe'im var. Yaşasın. Sana me. Evet, köyün bir kısmını temizledim. Ev bu hale geldi. Üst katayınız bir şey koymadım. Vesaire vesaire. Ve burası sadece ev olacak. Peki bunun yanı sıra başka ne yaptım? Biraz maden kazdım. Gördüğünüz gibi vesaire vesaire. Evet. Şimdi şurada mıydı chest? Yok chestleri içeri götürmüştüm galiba. Evet içeri götürmüştüm. Ya buraya boşu boşuna geldik. Evet bu bölüm elektrik çağına geçeceğiz ancak öncelikle bir şey yapmam lazım. O da, chest'leri nereye koyduğumu bulmam. Harbiden chest'leri nereye koydum? <laughs> Zibilyon tane chest'im var ve nereye koyduğum hakkında en farklı bir fikrim bile yok. <laughs> ha tamam buradalar. Evet, ve bakar körlüğümü bir kere daha kanıtlamış oldum. Ve size de elveda diyoruz. Ve her zaman gibi elimde bir adet daha fire var. Çünkü bir adet daha fire ogre öldürdüm. Evet. Peki bu chestleri ne yapacağım? Aa bu arada kapıyı şuraya grass, e, grass koydum. Arkaya da... E, Gray stained clay koydum. Ve şu yine Carpenter's Block. Ve üstte bir geçici olarak Enchant Table'ımı da koydum. Şunlar Carpenter's şey Chisel'dan Glass'ı geçirdiğiniz zaman olan bir şey. Böyle güzel şeyler işte. Ve bana Iron lazım. Ve size Backpack'lerin bir güzel kullanımını daha göstereyim. Shift click ile tıkladığınız takdirde onları kilitlersiniz. Bu sayede içlerine hiçbir şey girmez. Sinir olmak istemiyorsanız güzel bir yol. Ve 8 adet chest. Merhaba. Evet ve artık 8 adet chestimiz var. Ne güzel. Sana dekoratif bloklar girsin sana ağaç ürünleri mob drop sen de ağaç ürünü sayılırsın sen de dekoratif sayılırsın evet bir iron ayrın... peki iron chestler nedir bir iron chest bir double chest boyutundadır hani basit bir anlatımda bu yani kısacası daha ufak alan daha fazla şey sığdırabilmenizi sağlar. Sen gir. Sen gir. Bu arada şöyle bir şey buldum bir dungeon'dan size ne olduğunu bir göstereceğim birazdan. Çok kafeyle konuştum. gidiyorum. Kafeyi tutturamadım. <laughs> ah ve gevezeliklerim. Evet. Gelelim. Sen mob drops'un. Sen sin diğerli taş ol. Tamamdır. <laughs> diğer taş ve dust. Güzel. Evet şimdi. Biber gazı. To defend yourself against beers, especially pedo beers, care beers, confession beers and beer grills. Yani kendinizi ayılara karşı korumanızı sağlar. Özellikle pedo beer, care beer, confession beer ve beer grills. Bunlar internet miyimi olan bazı <laughs> ayılar. bir Grylls'i zaten tanırsınız. Ayı Grylls. Şu her şeyi yiyebilen adam. Bedo bir falan filan. O Great Tekin eklediği eğlencesine bir item. Aslında bir silah. Ama açıklamayı eğlencesine ekledim. Fakat ben bir şey merak ediyorum. Gerçekten ayılara karşı nasıl nasıl bir etki yaratır? Normal bir hayvana karşı etkisini görelim önce. Gördüğünüz gibi hayvan gibi debufflar veriyor ve pat. Evet. Koyun öldürmeseydim daha iyi olurdu gerçi ama. Şimdi bir ayı bulalım. İstediğin zaman ayı bulamıyorsun. Hani böyle bir olasılık tahmin etmiyorum ancak belki, belki Greg ayı ekleyen bir mod da böyle bir saçmalık yapabilirim diye bir ek Defans eklemiş olabilir. Evet. Ve biliyorum nesilleri tükenmek üzere ancak öldürmüş oldum. Evet. Ayılara karşı özel bir efekti yokmuş. <laughs> Olsun kendimizi ayılara karşı ku korumamız için bir arkadaş. Belki kurt adamları da işe yarayabilir. Deniriz. Maalesef Craft edilemiyor, sadece Dungeon'lardan bulunabiliyor. Bu da kötü yanı ve fare. Ve tilki. Evet. Sizler hayvan drop'lusunuz. Kardeş sen şimdi şuraya geç. Sen de şuraya gel. Ben şu chest'leri taşıyıp geliyorum. Evet, geri döndüm ve... ...tüm eşyalarımı buraya taşıdım. 4 tane, 6 tane kapağı hariç. Evet. Şurası dekoratif bloklar. Şurası bitkisel ürünler. Şurası hayvansal ürünler. Bakalım burada herhangi bir bitkisel ürün var mı? Yok. Şurası taşlar. Şurası craft edilmiş itemler. Biraz geçici bir yer. Bunlar biraz daha olacak. Bu arada şunun ne olduğunu söyleyeyim. Dungeonlardan bulunuyor ve bu tarz işlere yarıyor. Factorization için önemli bir şey. Orların bir kısmı, orların diğer bir kısmı ve gemler. Ve kedi. Ayrıca bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bazı chestler yetmiyor. O yüzden Şöyle bir şey yapıyorum. Delsin'i upgrade edelim. Uhuhu. Hala yetmedi. Diamond chest upgrade. Bir gold, iki diamond. İki diamond buna değer mi? Zaten bolca diamond orum da var. Glass. Bakalım bu geçerli olacak mı? Hayır olmayacak. O zaman sen. Gel bakalım. Seni Vanilla Glass'a geri çevirelim. Come to your papa. karşınızda D.O.H. Sağ bir chest. Sen ve sen hariç. Sen de gir. sen git ve siz gelin. Şimdi ee, Şöyle bir ayırma yapacağım. Greg ve Greg olmayan <laughs> diye. Evet sanırım bu ay ayırma bence yeterli. Üzgünüm pisicik. Ha tamam. Sana da mı? Ah, oh, biraz benim kedim örnek alın. Sessiz sakin oturuyor. Neyse. Sözümüze fazla açmadan. biz Generator yapmaya başlayalım. Generator için ne lazım öncelikle? Rebattery. Rebattery için Tin Cable. Tin Cable için Tin Plate ve Cutter. Cutter için Iron Plate'ler ve Iron. Kısacası hayvan gibi Sen Silver'mışsın. Neyse gel şöyle. Gatırımız hazır. Ve kedi sesimiz de hazır. Tin kablomuz hazır. Evet. Ve rubberımız. Gel. Yeah. Selam rubber. <laughs> Dört tane template. Ya da BATTERY alloy PLATE And BATTERY alloy PLATE yapımını, O kadar da kolay değil. LED DUST ve antimony DUST lazım. Antimony DUST neyden elde ediliyor? TETRAHIDRAT'tan. Evet gördüğünüz gibi gayet tetrahidrat yan ürünü. Ha. İki adet de redstone gelsin Ve bir adet pilimiz hazır Şimdi Steel pil Bu yüzden hayvan gibisin Steel ürettim Neden hepsini bir seferde çevirmiyorsun diye soracak olursan ıs. Çünkü başka bir planım var <laughs> Sen gel ve Seni de alalım Bu arada bu steel pickaxe'lerin dayanıklığı cidden çok iyi Ya Real Craftinglerden daha iyi Ve artık bir adet jeneratörümüz var Ve şimdi bize gereken ilk makine BATBOX <laughs> Ve daha fazla tin cable. Tam bu kadar tin kablo yeter herhal. Evet ve biraz daha team. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tamamdır. Değil. Evet sonları komple elimize alalım. Evet. Ve bunun yanı sıra vudumuz var. kablo battery Evet. Şimdi sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Think kablo bir tane daha için kabloya ihtiyacım olacak. Ardından bu yapacağım son plate olabilir. Ya yani bu şekilde yapacağım son plate. Sesimizi komple rubber'layalım. Bu arada artık eee IC kablolarıyla ilgili bir şey Şimdilik herhangi bir kayıp olayları yok. IC2 eksperimentalde. Bu arada senin çıkış noktan doğru ayarlanmış değil mi? Evet. Şu nokta kısım çıkış noktasıdır. Nasıl? Tamam. Evet. Orası hariç diğer tüm kısımlar giriş. Ha. Ha. Tamam. Orası hariç tüm kısımlar giriş, o kısım çıkıştır. Bunu aklınızda bulundurun, bayağı işe yarar bir bilgi. Ve şimdi uyuyalım. Gündüz seslerden rahatsız olmak istemiyorum. Tamamdır. Ve şimdi... Selam Enderman. Ve plate bending machine yapacağız. Muhtemelen... Evet yapacağımız pahalı bir item ancak kesinlikle değiyor. Opet otomatik kompresör. Hayır bu ses nereden geliyor? Cidden merak ediyorum bu ses. Selam Burt Hı, neyse. Öncelikle Lucius'lerimizi kullanıyoruz. Sonraki kompresör için iki adet steel machine hole yapacağım. Tamam 18. Tamam bu şekilde yapacağım son plate'ler değillermiş. Hmm. No creatures'ın sıkıntısı burada. Evet. Ee, dört. Iron plate. Bu arada başka bir yapım daha vardı sanki bunun. Hmm. Yokmuş. Tamam. Copper cable'ı da yapacağız. Biraz fazla topladım. Neyse. Şöyle yapalım. Gelin bağlayalım. Yeterli değil. bu yok Tamam. Siz kaplan. Şimdi iki. ve adet iki, ve iki adet elektron sorkutumuz hazır. Ve blue shift. İki adet otomatik kompresörümüz hazır. Hu. Sen. Bir daha fazla kapı. Ah. Bu biraz... Biraz overkill oldu ama. Salk olsun. Hmm. İki circuitimizi daha yapalım. Ve onun sıra. 3 iron plate. Ve daha fazla rubber. Glass. Evet, grain sıkıntısı burada başlıyor. Çok fazla crafting. Ama bir süre sonra bu iş rahatlamaya başlayacak çünkü her şey otomatik bir hale gelecek. Ve şurada kablolardan bir tanesini alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üç tane mi? Ha tamam. Yok. Kapı kabloyla yapılamıyordu. Tin kabloyla yapacağız seni. Hah. Evet. Siz de gelin. Siz de partiye katılın ve conveyor modülümüz hazır nihayet. <laughs> ve iki tane daha late yapak. <laughs> Pardon. Ve tabii ki de daha fazla kapır kapı. Evet. Ve son olarak Keystone. Gobble, gobble, gobble. Blushist gobble. Olur. Conveyor modül ve en sonunda en sonunda. Nasıl sizleri ben direkt kapır kablo yapayım. Tamamdır. Ve unutmadan ha, kokları ben buraya koymuştum doğru. Evet, ilk fırsat paketi upgrade edeyim bir. Evet gördüğünüz gibi enerji üretiyorum ister gibi. Enerji tabii önce bunun deposuna gidiyor. Sakın bunu kullandığını söyleme. Hata. Önce bunun ön deposuna gidiyor ve oradan işlem buna depolanıyor. Oh. Peki. Ben başka ne yapacağım? Evet, şunları alalım bir. Ve size Plate Winding maşını göstereyim. Bir tane koyayım. Sadece bir tane koydum dikkat edin. Gördüğünüz gibi bire bir. Bu mükemmel bir şey. Tabi şu anki enerjimiz yetmeyecek hepsine. Evet. Depolansın. Çünkü öncelikle ikinci bir jeneratör daha yapacağım. Tamam. Evet, Bekleyelim seni de. ve nihayet bu da hazır. Uf. Blade Bending Machine'imiz böyle bir şey. Greg'te çok fazla resource'unuzu kurtaracak bir şey kendisi. Ve... <laughs> neden 2 mil öteye kurdum ben bunu? <laughs> evet harbi neden iki mil öteye kurdum ben bunu? Bir bana açıklasın. Neyse. Kendim, kendime bir ara açıklarım. Selam Örümcek. Yani şu an bir enerji yetmezliği yaşıyor. Ama Platinum şimdi sanırım o sürekli ihtiyaç olayı yok. Greg dönemlerin çoğunda olan bir olay. O sürekli ihtiyaç olayı. Ee, selam aslan, selam örümcek. Selam aslan kardeş, sel selam örümcek kardeş. Evet artık bir tanesini de hammer'la yaparız. <laughs> evet. Redstone ve Sen Ve Yine bir adet Furnace Selam dostum Buraya ve buraya Evet, çok daha hızlı enerji doluyor için artık. Yine bir gündüz yapalım. Evet. Elektrik şu an göre sırada. Hangi Grek'te Tech makinesini yapacağız? Dı dın dın dırın dırın Ne Dijital tank yapmak için. Hmm illa data yapmak lazım. bu fırçası zaten boş ver. Dijital chest maalesef. Industrial centrifuge. İlk başta yapmamız gereken, Evet. ilk baştaki hedeflerimizden bir tanesi şu an. Eee, dur. Otomatik extractor yapmamız gerekecek. Hallederiz. Ben bir sonraki bölümde bu arada çok fazla craftinge diye geçmesin diye bazı makinelerin craftingi de önden yapacağım. Kimya Reaktör, eh, ulaşmayabiliriz. Station Tower çok ileri seviye kaçıyor bize. Advanced Safe de aynı şekilde. Evet, Advanced Safe'e ihtiyacımız yok. Dizer Generator baya işimize yarayacak. İleride ama. Quantum Tank. Industrial Centrifuge. Ama sen illa stainless steel mi istiyorsun? Evet illa stainless steel istiyor. Ve o da industrial blast furnace istiyor. Microwave oven. Hayır seni yapmayacağım çünkü işime yaramıyorsun. Universal menstruator. Hayır sen de işime yaramıyorsun. Yine işime yaramıyorsun. Çok fazlasın benim için. Ama otomatik macerator yapacağım. Ve <laughs> beraberinde otomatik elektronik furnace da yapacağım. Bakın başka. Bunlar nerede listeleniyordu? Ha, Electronic Furnace yapımı için buna ihtiyaç duyuyor. Yani bu biraz resource kullanacak. Seal kullanacak. Ama artık otomatik recycler ileri seviye otomatik kompresörü yapabilirim. Otomatik extractor zaten yapacağım. Otomatik macerator yapacağım. Elektronik furnace, Otomatik wire. Kesinlikle yapmam gereken bir şey. Brass plate. Brass'tan yapılıyor. Ve bu arada yapmam gereken başka bir şey daha. Alloy smelter var gerekiyor bunun için tabii ki de. Ve copper nickel heating coil. Ve bunun için wire mill lazım. Yani wire mill'i yapmam gerekecek. Kısacası wire Bir saniye. Bir şey merak ediyorum. Aklıma bir şey takıldı. Tamam. Zinki ne ve Spellerite'ı işlemekle ya da Thinny'i industrial grinder'dan geçirmekle ya da tini yine aynı şekilde industrial grinder'dan geçirmekle ya da tetrahidratı yine tetrahidrat ya da spellerite neyse ki baştan bir dungeon'dan brass bulmuştuk <laughs> neyse ben bölümü burada bitiriyorum. Birkaç makinenin craftingini yaparım o bölüm arası. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.